Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'e efsane bir etkinlik geliyor. Bugün gelmiyor aslında, yarın geliyor. Yarın akşam canlı yayın açabiliriz arkadaşlar. Hepinizi bekleyeceğim yayına, haberiniz olsun. Haydi bakalım, şimdi sizlerle birlikte efsane taktikler vereceğim. Bu videoyu kesinlikle baştan sona izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir taktiğimiz vardı. Bronz oyuncu koyuyorduk ve gerisini en iyi oyuncularımız koyup zaten 95 reytingi buluyorduk. Ama artık arkadaşlar EA Sports o oyun açığını kaldırdı. Minimum 80 gen oyuncular kullanmak gerekti. Ve arkadaşlar maksimum gen de 95 rating olması lazım biliyorsunuz. Yani daha adil bir mücadele yapmamız gerekiyor. Ayrıyeten arkadaşlar şimdi size nasıl kadrolar kurabileceğinizi göstereceğim. Peki şimdi ne yapacağız diye de başlık koymuş olabilirim. Bilmiyorum başlığa ne yazdım ama herhalde onu yazacaktım. Onu düşündüm çünkü bakalım ne yazdım görürsünüz. Bu arada videoya başlamadan önce arkadaşlar bu videoya sizlerden beğeni patlaması bekliyorum. Sizin beğenilerinizden gaza girip abi ben bütün maçlarımı kazanıp size en iyi oyuncuları alacağım lan. Hadi bakalım. Eğer 3000 beğeniyi geçerseniz çok ama çok mutlu olurum. Ve yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Her videoda söylüyorum ama gerçekten istatistik hala değişmiyor abi. Şu %60'ı bir %55'e falan indirin abi. Bak %60'ınız abone olmadan izliyor bakın. İzliyorsunuz ama abone değilsiniz. O abone ol butonuna basın ve aramıza sen de katılın. Sen o nasıl bir cümle oldu lan? Neyse. O kadar heyecanlıyım ki abi. Bu ara abone çok geliyor diye birazcık heyecanlandım. Sen de abone ol kankam. Sen de aramıza katıl. Bakın bu 132 bin kişi kadar. Sen de gelebilirsin ya, o kadar kişi geldiyse hadi abone ol butonuna bas. Her neyse çok fazla uzattık. Şimdi arkadaşlar efsane bir şey yapacağız. FIFA Render sitesinden baktım ve arkadaşlar kadroya şimdi Vinicius Junior'ı aldığım zaman, tabi benim 745 bin coins'im var ama bir dakika ben halledeceğim onu. Vinicius Junior'ı aldığım zaman arkadaşlar tam 95 rating oluyor. Son anda bir rating artarsa 96 olacak ama Vinicius Junior'ı şimdi kadroya alma zamanı geldi arkadaşlar. Ödüller kısmına girdik arkadaşlar. Burada bir reaksiyonu ben alayım. Aynen reaksiyon alayım. 3 kez reaksiyonu alalım arkadaşlar. Hemen hızlıca bunları alalım. Kesinlikle kullanmalısınız. 6 tane Şampiyonlar Ligi oyuncusu kullanmanız gerçekten ama gerçekten çok önemli. Hani bunu kesinlikle unutmayın. 6 tane Şampiyonlar Ligi oyuncusu kullanın bence. Bu gerçekten önemli. Bu arada top kontrolünü ben normalde almayı düşünmüyordum galiba ama neyse alayım ya. Şu an çok hatırlamıyorum ama galiba alacaktım da. Çok gerçekten hiç hatırlamıyorum. Her neyse şu an o değil abi önemli olan. Şu an ben 2 milyon coins'imi alacağım buradan. Peki şimdi ne mi yapacağız? Hemen söylüyorum abi. Şu 2 milyon coins'i alayım ben buradan. Hemen abi şöyle gelsin. Evet 2 milyon coins'imi aldım arkadaşlar. Şimdi buradan pazara geliyoruz. Ve Vinicius Junior'ı ben galiba aramıştım gibi bir şey diyecektim ama aramamışım. İG yazınca galiba çıkıyordu. Umarım çıkıyordur abi. Gerçi niye çıksın ki? IG yazayım abi ben. Bir yazayım abi galiba çıkıyordu ya. Emin değilim ama umarım çıkıyordur abi. Çıkmıyor ve bu beni gerçekten şu an çok üzdü çünkü takım Real Madrid yapınca bulamayacağım gibi geliyor şu anda. Çünkü başka bir oyuncu daha var gibi hatırlıyorum. Asensio muydu neydi, öyle bir Asensio'ydu galiba. Evet Asensio da var ama arkadaşlar bu adamın değeri bayağı bir çıktı. O yüzden ne kadardı ya, 1 milyon 750 bin yazayım ben bir. Emin değilim şu an ama fiyatını çok hatırlamıyorum. Bayağı bir arttı ama bu fiyata var. Evet 1 milyon 600 aynen 1.6 milyona çıkmıştı en son, onu hatırlıyorum. 1.665 bine var. 1.663 bine var. 1.663 bin. Arkadaşlar daha ucuzu belki vardır ama ben bunu alıyorum. Bu arada ben bu adamı bayağı bir yükselteceğim ama turnuvada maalesef 83'lük haliyle oynamamız gerekiyor. Bayağı da bir coins yatırdım ama arkadaşlar diyecek santrafor için önemli bir adam bu kardeşimiz bizim, bu adamımız bizim. 83 ile 90 arası oyuncular çıksın sadece karşımıza. Ve Vinicius Junior neredesin abi? Yemin ediyorum. Heh burada, tamam güzel. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 95'ken ama 117 kimya oldu. Abi olmadı. Vallahi olmadı. Ol abi. Oh tamam yaptık. Güzel tamam hallettik arkadaşlar. 95'ken 120 kimya. Muslera'yı biliyorsunuz Türk gücünde 90 rating yaptık dün. Ve bayağı bir ilgi gösterdiniz. Bu videoyu da aynı ilginizi bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle çok daha iyi şeyler yapacağız. Arkadaşlar en önemli kadrodaki ratingi düşürme taktiklerini sizlere söylüyorum. Bakın en az 6 tane Şampiyonlar Ligi oyuncusu kullanın ki daha fazla ödül kazanın. Çok daha fazla ödül kazanıyorsunuz. 5 tane 4 tane kullanmayın. Yani kesinlikle 6 tane kullanın. Şöyle iki elimle birden yapayım. 6 Şampiyonlar Ligi oyuncusunu kesin kullanın. Ve bronz oyuncu kullanmak yasak. Minimum 80 rating yapmanız gerekiyor. Yani bence bu diziliş gerçekten çok iyi. Bunu kurabiliyorsanız kurun. Çok daha mantıklı kadrolar da vardır eminim sizin kurduğunuz falan. Yorumlara yazın bakalım. Benim kadroda ne gibi değişiklik yapabilirim yorumlara yazın. Hiçbir yükseltme yapamıyorum ama. Aynı rating şeklinde kalsın ve değişiklik yapayım mı yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar sizlerin de önerilerini bekliyorum. Ben size tavsiye veriyorum. Siz de bana tavsiye verin. En iyisi neyse abi. Türkler olarak sizlerle birlikte en iyisini yapalım arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi benim takımım bu şekilde. Ve ben bu takımda şimdi sizlerle birlikte deneme yapacağım. Ancak gördüğünüz gibi burada Van Dijk, Nesta,
Ferran gerçekten harika. Top Vinicius Junior'ın ayağına geldiğinde ben birazcık korkacağım. Aslında hızı falan muazzam. Sol kanat oynamalık bir oyuncu ama falsosu 81 ve bu beni gerçekten çok korkutuyor. Rakip defanslarda benimki gibi kullanan insanlar olursa gerçekten çok büyük sıkıntılar olacak. Ama hadi bismillah diyelim. Bu arada Robben'i falan da kullandım. Gerçekten işime yarayacağını düşündüğüm için kullandım arkadaşlar. İşime de yarayacaktır diye düşünüyorum. Yani tekrardan niye söyledim bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar, karşı atak oynayacağım bu tur. Teke tek maçı oynamayacağım. Video için abi 2 dakika şu antrenman oynadım. Zaten bir sonrakini alma ihtimalim kalmadı. Sadece 4 kez yenileme kaldığı için arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yaptım. Şimdi %100'ü doldu galiba. Evet, %100'ü doldu. Ve sizlerle birlikte 91 reytingli rakibe karşı çok güzel bir şekilde deneyeceğiz. Ama gerçek gücünü maalesef göremeyeceğiz. Her neyse abi, bakalım Vinicius Junior neler yapacak. Kadro bence şu an çok tatlı duruyor. Çok güzel duruyor. Çok daha efsane kadrolar kuranlar olacak muhtemelen ama bakalım bizim kadromuz ne olacak? 6 tane Şampiyonlar Ligi oyuncusunu neden kullandım falan hepsini göstereceğim şimdi. Vinicius Junior'ı denemek istiyorum daha çok abi. Bakalım Vinicius Junior niye pas attım? Abi elim çarpmış yanlışlıkla. Umarım gerçek maçlarda böyle olmaz. Yani Şampiyonlar Ligi turnuvasında. Hadi abi Vinicius Junior, evet tamam. Fena vurmuyor ama o topun direğe gitmesi birazcık beni korkuttu. Bu adam ama çok güzel top sürüyor diyecektim. Nazar değdirdik adama lan. Vallahi nazar değdirdik, anlamadım abi, neyse. Şimdi Akbaba, Emre Akbaba falan mesela buralardan atacak. Tamam, bunlar atıyor. Ama bu adamlara çok top gelmemesi lazım. Vinicius Junior'a çok top geliyor bu arada ya. Ben korkmaya başladım abi. Gerçi diğerleri de çok efsane oynamayacak. Ver bir pasını. Emre Akbaba. Akbaba vur bir. Tamam, Akbaba kötü plase vurmuyor. Güzel abi. Akbaba sıkıntı çıkarmayacak çok bize muhtemelen. Umarım çıkarmaz abi. Vinicius Junior, şöyle güzel bir şut çekebilir misin? Evet tamam. Bu adam da fena vurmuyor ama rakip kaleci çok iyi olursa bize riskli bir duruma düşürecek ve ben kalede biliyorsunuz Muslera'yı kullanıyorum arkadaşlar. Millet çok daha iyi kaleciler de kullanabilir ama Muslera da gerçekten hani benim şu anda kalemdeki Alisson'dan çok daha iyi durumda. Ben dün yarın göstereceğim sizlere onu. Yarın göstereceğim. Çok daha iyi arkadaşlar. Neyse Vinicius Junior. Junior direkten döndü abi. Bak Junior, senden çok korkmaya başladım. Maçı çok rahat kazanacağız. Onda sıkıntı yok ama Junior'a ne yapalım abi ya? Yorumlara bir yazın bakalım neler yapalım. Junior'ı satıp farklı bir şeyler daha deneyebiliriz. Hani başka Şampiyonlar Ligi oyuncusu alıp Santrafor'a başka oyuncu transfer edebiliriz. Hiçbir fikrim yok şu an ama Nesta çok güzel kafa vurdu. Defansif anlamda fena olmayacağız gibi duruyor. Salah falan çok az top gelecek gibi duruyor. O da Akbaba'ya çok top geliyor. 10 tane gol atmayı başardık. 2 tane iyi fırsat kaçırmışız. 91 reytingli takıma bile 2 tane iyi fırsat kaçırmamız bence iyi değil abi. En iyisi olmamız lazım çünkü. Burada arkadaşlar en iyinizi yapmanız lazım. Çünkü çok önemli bir turnuva. Efsane ödülleri var abi. Yani bu ödülleri almamak için kendimi zor tutuyorum. Bu ödülleri almamız lazım arkadaşlar. Belki bu arada teke tek maçını oynarım ama gerek de duymuyorum çok fazla. Şimdi arkadaşlar çeyrek final turnuvasına geldik. Burada beceri oyunları falan yenilenmiş. Yenilensin. Bakarız sonra onlara. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 UCL oyuncusu 10 çeyrek final puanı veriyor. Şimdi gerçekten süper, muazzam. Arkadaşlar çoğu kişi grupta bana 5 UCL oyuncusu kullan 8 çeyrek final puanıyla oyna, daha güzel oyna diyenler oldu. Mantıksız da değil aslında ama zaten reytingi de bu şekilde tutturduk. Tam son anda tuttu arkadaşlar reyting, biliyorsunuz. Ve 6 UCL oyuncusuyla her kazancıma 10 çeyrek final puanı bonus gelecek. Ve bu da benim çok işime yarayacak arkadaşlar. Çünkü bunlara ben bayağı bir harcama yapacağım. Görüyorsunuz burada 1000, burada 2000, burada 4000, burada 6000. 6000'i almamız ne kadar zor bilmiyorum. Bayağı bir zor olacak muhtemelen ama hani Zanetti'yi herkes alabilecek diyorlar. Bence herkes alamaz arkadaşlar. Yani çok fazla iyi oynamanız lazım. Ama herkesin eğer çok iyi oynarsa, tamamen hepsini kazanırsa muhtemelen alabiliyor ama öyle bir durum vardır. Şimdi arkadaşlar buradaki adamı ben almak istiyorum. Van Dijk var çünkü. 96'lık Van Dijk var. Almaya da biliriz. Ben de zaten 94'lüğü var abi. Çok da fazla işime görüyor. O yüzden abi ben bu adamı da alabilirim. Belki bu adamı alıp sonra bir daha bu adam, yani bir daha binlik alıp sonraki haftalarda sadece bu adam için kasabilirim. Çünkü bunun için 2 tane çeyrek final oyuncusu gerekiyor. Yani toplamda 12.000 XP, 12.000 puan ile bu adamı alabiliyoruz. Umarım da alabilirim arkadaşlar. Bayağı bir istiyorum şu anda. Umarım güzel şeyler gelir başımıza. Bu arada arkadaşlar şöyle haftalık paketlerden bir sizlerle birlikte şöyle bir açalım. Bir açmak istediğim bir paket vardı arkadaşlar. Videoda açalım. Haftalık paketlerden. Coin simde kaldı gördüğünüz gibi birazcık. Şunu açalım abi. Hatta dördünü de açabiliriz aslında. Bir de şeyi de açacağım. Efsaneyi de açalım. Bir dakika şunu bir açalım. Bir bu açılsın abi. Şöyle hop gelsin abi. Bunlar bayağı işimizi görecek arkadaşlar. Benim bayağı işimi özellikle görür. Efsaneyi de açmak istiyorum abi. Efsaneden bir Gullit'inki mi? Gullit'inki efsane değildi gerçi. Roberto Carlos ve Nainggolan'ınki efsane.
Ben Roberto Carlos'unkinden istiyorum. Evet galiba evet Roberto Carlos'unkinden çıkardık. Hani 100 bin coins değer mi bilemiyorum ama haftada bir geliyor. Ben bunların o yüzden hepsini haftalık olarak açacağım arkadaşlar. O yüzden hemen hepsini açalım ya. Bence siz de açın arkadaşlar. Gerçekten haftada bir artık gelecek böyle. Artık bizim kasmamız için elinden geleni yapıyor EA Sports. Artık bize yardımcı olmaya çalışıyor. Görüşte 6 tane çıktı. Güzel abi, fena değil. Yavaş yavaş görüşümüz de yükselecek inşallah. Her hafta 6 tane görüş çıkartarak yıllarca yükseltemeyiz ama tabii ki her hafta 6 tane çıkacak diye de bir şey yok. Şimdi buradan yüzlüğü de açalım arkadaşlar o zaman. Ve bom. Evet, gerçekten gayet güzel oldu. Ve arkadaşlar yarın akşam efsane bir şey yapacağız. Canlı yayın açarsam VIP puanımı göstereyim. 5000 CFR alacağız yarın. 8000 CFR'im olacak. Tam da Şampiyonlar Ligi etkinliğine geliyor ve bu bizim bence işimize yarayacak. Yani CFR lazım olur mu bilmiyorum ama muhtemelen olur arkadaşlar. Neyse o zaman burada videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Umarım beğenip eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Ben gerçekten çok eğlendim bu videoda. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu arada videoyu baştan sona izleyenler bazen şöyle şeylere dikkat ediyor olabilir. Yani bu genel has takipçiler izliyordur baştan sona. Gerçi bunu merak edip çok izleyen olmuştur ama hani şu paketleri belki izlememişsinizdir. Her neyse izleyenler burada kalsın, bir şey söyleyeceğim şimdi. Şu kıyafet var ya, ben bunu niye giydim? Şampiyonlar Ligi var diye. 2 video 3 video önce de giymiştim biliyorum. Ama arkadaşlar hani zaten sadece videolarda giydiğim için bence sıkıntı yoktur. Her videoda da giymeye çalışmıyorum yani. Denk geldi Şampiyonlar Ligi videosuyla alakalı olduğu için. Neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Bunu neden söyledim hiçbir fikrim yok. Söylemek istedim. Hoşça kalın, seni seviyorum. Like atın demeyeceğim. Çünkü dedim videonun başında bir kere demem yeterli yani. Artık demiyoruz abi, ortasında başında, sadece başında diyoruz. Sonunda ortasında demek yasak. Şimdi burada videomuzun sonuna geldik. Abone ol butonuna basıp abone olup aramıza katılmayı kesinlikle unutma kankam sen de. Aramızda bayağı bir insan var. Sen de katılırsan çok sevinirim. Etrafta videolar çıkmıştır. Onlara da tıklayabilirsin. Güzel videolar gerçekten ama ilgini çekmedi diyelim. Videoyu kapat, at gitsin abi. İzlemeye de bilirsin. Ama izlersen biri daha çok görmüş olursun. Neyse, hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.